Herkese iyi akşamlar. Makarna sevenler buraya arkadaşlar. Bu akşam İtalyanları kıskandıracak bir makarna yapacağız. Şimdi ben makarnamı pişirirken buna kıymalı sos yapacağım. Bu sosun malzemeleri bayağı bir kapsamlı arkadaşlar. Bakalım. 200 gram kıyma, birazcık maydanoz, 2 diş sarımsak, bir yeşil biberi çok ince doğradım. Bir miktar kaşar rendeledim. 2 tane orta boy domatesi rendeledim. Tereyağım var. Aşağı yukarı bir çay bardağı et suyum var. Tuzum, biber salçam, pul biberim, karabiberim. Geçelim şimdi makarnanın yapımına. Tenceremize 2 litre suyu koyduk arkadaşlar. Burada neden 2 litre? Çünkü biz makarnanın suyunu süzmeyeceğiz. Tam makarnaya göre su. Ben bunu ayarladım arkadaşlar. Buna çok az bir sıvı yağ atıyoruz ki yapışmasın. Çünkü makarnamızı süzmeyeceğiz. Suyumuz kaynak olacak. Bir paket makarnaya bir tatlı kaşığı tuzu atıyoruz. Kaynamış suya. Şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Tuz her tarafına gelsin, yağ karışsın. Çubuk makarnamıza atıyoruz. Bu su buna tam denk geliyor arkadaşlar. İşte esas makarna yapmanın sırrı burada. Yani suyunu süzüp de tadını kaçırdıktan sonra bir anlamı yok. Bu pişsin, tam al dente olacak. Biz de bu arada sosumuzu yapmaya başlayalım. Kıymalı sosu yapacağımız tavamızın altını yaktık. Bir miktar sıvı yağ atıyoruz arkadaşlar. Yağ kızınca doğradığımız biberleri atıyoruz. Fazla pişirmemize gerek yok çünkü daha bir sürü işlemimiz var. Hemen arkasına yüksek ateşte gelen tavamıza 200 gram kadar kıymamızı atıyoruz. Ve bunu bir güzel karıştırarak pişiriyoruz. Kıymayı kavurma işlemini yüksek ateşte yapıyoruz arkadaşlar. Yani yüksek ateşte kıymanın o kavrulma kokusunu alacağız arkadaşlar. Kısık ateşte olursa et çabuk soğunur. Yani güzel olmaz. Bu kıymanın pişip yanıp, hafiften yanık olup kavrulma kokusu vardır. O kokuyu almamız gerekiyor arkadaşlar. Onun için yüksek ateşte yapıyoruz bunu. Kıymamız kavruldu arkadaşlar. Her ne kadar yüksek ateşte yapsak bile gene üst taraflarda kalanlar birazcık suyu kalıyordu. Suyu bitene kadar, çekene kadar kavuracağız arkadaşlar. 2 domatesi rendeledim. Attım. 1 yemek kaşığı da biber salçası. Atıyorum. İsteğe göre ben birazcık pul bırakıyorum. Çay kaşığı kadar. Kimisi sevmez, kimisi sever. Onu söyleyeyim. Yarım çay kaşığı da karabiber arkadaşlar. Bir adet kesme şeker de atıyoruz. Parçalayıp. Kesme şeker buna çok güzel bir tat verecek. Doğradığımız 2 diş sarımsağı atıyoruz. Bunu ince ince doğradım arkadaşlar. Ve şöyle bir karıştırıyoruz. Malzemeleri birbirine yediriyoruz.
Bu arada kırmızı biber atmayı unuttum. Kırmızı toz biber isteğe göre atılabilir arkadaşlar. Biber tadı versin diye. İstediğiniz miktarda atın. Nefis kokular gelmeye başladı. Şimdi bunu böyle pişiriyoruz arkadaşlar. Ne kadar mı? Salça bir kendine gelene kadar. Salça olmasaydı direktman et suyunu koyabilirdik ama salçanın birazcık az bir şey kavrulması olaya çok büyük fark getirir. Şimdi maydanozlarımı atıyorum. Salça kendine geldi. Şöyle karıştırıyorum. Bütün bu işlemi yaptıktan sonra et suyumu atıyorum arkadaşlar. İstendiği miktara tuz. Göz kararı zaten belli olur tuzu eksik olmadığı. Şimdi bunlar böyle karışımında güzel iyice tatları birbirine geçecek. Ne yapıyoruz? Altını kısıyoruz arkadaşlar. Bir 10 dakika kadar şöyle içten içe birbirinin içini çekene kadar pişmesini bekliyoruz. Sos hem kıvamına gelsin hem domatesler maydanozlar birbirine karışsın arkadaşlar. Arkadaşlar makarnam oldu. Gördüğünüz gibi hiç su kalmadı. Direktmen kendi suyuyla yaptım. Hiçbir şekilde suyunu süzmüyorum. Buna bir kaşık tereyağı atıyorum. Şöyle makarnanın içine gömüyorum. Şöyle bir erisin, kendine gelsin makarna. Bence müthiş bir lezzet olacak arkadaşlar. İyice karıştıralım, yağ her tarafa gitsin. Al dente dedikleri İtalyanların o şekilde oldu. Sosumuz da oldu arkadaşlar. Aşağı yukarı ben 7 dakika falan kaynattım. Biraz daha kaynatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi suyu çekti. O güzel lezzetli mayisi kaldı. Şimdi sosumuzun altını kapatıyoruz. Birazcık kaynamasını, durmasını bekliyoruz. Birazcık da tereyağının şöyle makarnaya işlemesini bekliyoruz. Evet, her şeyimiz hazır arkadaşlar. Şimdi gelelim işin çarpıcı yerine. Şöyle biraz makarna alıyoruz. Bu spagetti kırılmadan yapılır arkadaşlar. Hiç kırınca güzel olmuyor. Şimdi şunu bir porsiyon olarak yapalım. Makarnamızı tabağımıza güzelce koyuyoruz. Bir miktar rendelediğimiz kaşardan şöyle üstüne istediğimiz kadar artık sıcak makarna olduğu için eriyecek bu. Ve yaptığımız sostan döküyoruz. Şöyle madem yapıyorlar ben de yapayım şöyle süslemesi tam olsun. Buyurun arkadaşlar. Şahane bir makarna. Kıymalı soslu kaşarlı makarna. İtalyanlar gerçekten kıskanır bunu. Hepinize afiyet olsun.